Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi detoks yapacağım. Şöyle bir dereotu, salatalık dolaba koymuştum. Bol salatalıklı şey olacak. Detoks. Şöyle kalanını dolaba kaldıracağım tekrar. Salatalıkları dolaba koymuştum. Biraz dolabını dondurmuş. Ben de dedim detoks yaparım bunları diyerek de hemen doğrayıp buzluğa attım. Kavun. Sonra arkadaşlar. Yanlış çıkarmışım. Şöyle limonlu buz. Kalan malzemelerimi kaldırıyorum bir tarafta. Kavun koydum, salatalık koydum. Dolapta dondurmuştum dedim ya. Bugün böyle arkadaşlar sabah kahvaltı videosu çektim işte. Kahvaltıda ne yaptım ben? Şey yaptım. Tavada peynirli haşhaşlı börek yaptım. Kızıma da sosisli yaptım. Çok güzel olmuş. Gerçekten yedik. Yere dökmeden eğer ki koyabilirsem başarılıyım demektir. İyi, bunun başarıyla bir ilgisi yok sonuçta. Şöyle bir tane limonu doğradım, çaya doğruyormuş gibi. Çayın içine koyuyorum ya yarım. Doğradım. Ondan sonra buz küpleri yaptım. Buzluğa attım böyle. Tabii o da çıkmıyor. Bir dakika arkadaşlar, başaracağım. Biraz suya tutalım bir dakika. Neyse hallettim ve çıkarttım arkadaşlar. Şimdi dereotu saplarını ayırmıştım ben. Detoks yapacağım diyerekten onları doğradım. Sonra maden suyumu döktüm arkadaşlar. Zerdeçal döküyorum, koyuyorum bir kaşık. Hadi iki kaşık olsun. Sonra bunu ne yapıyorum? Çırpıyorum.
biraz sirke koyalım. Biraz daha su koyalım. Arkadaşlar bu detoks var ya gerçekten. Metabolizmayı hızlandırıyor. Ödem atıcı. Sanki böyle içindeki yağları eritiyor. Don olduğu için biraz zor çekiyor. Bir tarafta kaldırıyorum. Arkadaşlar yerine kaldırıyorum malzemelerimi. Verilmeyenler var. Ben biraz bakayım. Vallahi ben dayanamadım içtim arkadaşlar. Biraz daha çekilmesi gerekiyor. Wow, çok güzel. Sanki olmuş gibi. Biraz daha çekeyim ben. Yine de biraz dursun. Arkadaşlar. Süper, detoksuma sonunda kavuştum. Bakayım. Kavun koydum da çok tatlı değil gibi. Eksik bir şey var mı acaba bunun? Yok ama gayet güzel. Şimdi bu bayağı bir üstüne 2 bardak su içeceğim. Bayağı detoks atacağım. Bu arada ne yapacağıma karar veremedim. Kolay bir şey yani fazla bir böyle abartılı bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi ben bunu içeyim. Vestiyer dolabını temizleyelim beraber. Evet arkadaşlar smoothie'mi içtim. Üzerine bir bardak su içtim. Bir daha içeceğim biraz sonra. Şu an biraz çok geldi. Kalan smoothie'mi de şöyle koydum, kapattım. Dolaba kaldıracağım. Bunu yemek yemeyeceğim. Gerçi ben bugün atıştırdım. Dolaba kaldırdım. Bu yemekten sonra içiyor. Aç karnı içilmiyor çünkü zararlı olduğu için. Güzel oldu arkadaşlar. İyi ki içtim. Şimdi şu vestiyer dolabını silelim beraber. Thank you.
bezi hazırlıyorum. Benim çantalarım var, şapka var, şal var, şöyle bir namaz eteği var, bunlar çeyiz, şöyle bir çantam var, şöyle bir çanta var, şunun içinde ıvır zıvır dolu bir çanta var, içinde her şey, yani şurada bir 10 tane çantam var. Şöyle bir kitap var. Süpürgenin şeysi burada da çıktı. Şöyle kağıt kürek var. Sonra babamın fotoğrafı var. Bakın. Burada benim böyle şeylerim var. Bu da babamdan saat. Küpeler, sokalar falan filan. Nereye koyalım bunu? Şu çantanın cebine atalım şimdilik. Sonra şöyle bir kağıt var. Torunumun şeysi fotoğrafı şöyle. Kayra. Kardeş de aynen benziyor Barlas. Burada atılacak şeyler var. Biz buraya elimize ne geçerse attığımız için. Esyer doğru mu? Küçüklüğü iyi ama böyle hani kocaman bir dolap olsa temizliği zor olacak. Şöyle küçücük olunca temizliği kolay arkadaşlar. Bunlar torunumun ve şeyin çeyizi seccade. Şöyle takım her şey içinde. Mireyim. Bu benim kullandığım çanta. Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 6, 7, 8 tane çantam var arkadaşlar. İçinde maskeler var. Koku var. Bu abimden hediye. Oh ya arkadaşlar, şöyle bir çantam, bir 10 tane çantam var burada. Hangisini kullanıyorum? İşte o beyaz çantayı. Aynen tekrar böyle koruyoruz.
temizledik. Tamam, bitti. Şu çantayı da ben dikmiştim. Biraz kullanıyorum. Dursun o da. Şimdi burada... Başka? Şöyle bir seccade. Seccade dolabın üstüne dursun. Bu da böyle şu ip de bu dolaptan çıktı. Bunu da şöyle koyduk. Burada şey var. Şurada bir hediyelik demiştim ya, hediyelik çıkıyor. Bunları böyle sıralayacağız. Gözlük. Deniz gözlüğü. Ondan sonra bir sürü şeyler. Şöyle bir kutuya dolaba koyacağım. Şapkalar, içekiler. Şöyle bir koli var. İçine ne var bunun? Hiç bilmiyorum. Hiç de atamıyorum. Yoksadır. Bunlar da arabadan çıkan kısımlar. Arabanın kontrol bilgini. Bu arada içindeler şeyler var böyle içinde. Gözlüklerimiz genelde alt çekimciyi koyuyoruz. Alt çekimciyi boşaltmıştı mı? Ondan sonra şu kolun içine bakıyoruz. Ne varmış? Ağzından çok gerek yok. Thank you.
çekinceyi tekrar dolduruyoruz. Ne koyuyorum? Şöyle pek lazım olmayacak şeyler. Çiviler, miviler. Şundan 3 tane var bile. Bu kadar arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi şöyle attım ben onu. Topu orada. Tığ var şurada. Ondan sonra şöyle bir şapkayı da koyalım hadi. Bunu. Güneş kremi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bunu koyacaktım, unutmuşum. Şu ip içeriye konulacak. Şal içeriye konulacak. Bu kadar, bu kadar. Fotoğraflar koyacağız. Şöyle. Tamam. Bunlar atılacak. Şöyle tozu alınacak. Görebiliyor musunuz? Ayakkabı bölümüne girmeyeyim. Ayakkabı bölümüne girmeyeceğim çünkü ayakkabılar daha giyiliyor. Ayıracağım kaşıkları, yazdıkları öyle. Bu kadar arkadaşlar. Vestiyer dolabımızı şöyle bir düzenlemiş olduk. Dolabını sadece, yani üstünü hep silip duruyorum ya. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi şurayı şöyle düzenledim. Boşalttım yani. Şöyle çantalar. Onlar bitti. Nasıl? Kapatayım bakayım. Arkadaşlar biraz çamaşır katlayalım.
bilgisayar dolabı hep kafama takılıp duruyordu arkadaşlar. Bayağı vallahi boşalttım yolu. Şey koli içinde böyle anahtar manahtar hepsini çekmeceye doldurdum ama çoğunu olsun bayağı da iyi şey oldu. Koliyi attım. Biraz daha bir parça bir şey gitmiş oldu. Boşaldı. O çantaları da kullanmıyorum. Sürekli bir çanta aldığımız için. Yani çok eski de değil ama satsan satılmaz da. Öyle koydum tekrar. İşte dün zumba yaptım. Zumba videosunu atmıştım ama bir şarkı çok az duyulduğu için telif hakkından dolayı kapattım mecburen. Sonra işte düzenlemeye çalıştım. Düzenlerken bu sefer silmişim. Silince de o video yazık oldu vallahi silindi gitti. Yükleyemedim. İşte bugün de dün zumba yaptığım için bugün sporu da pek yapmayayım. Bir gün arayla yapayım diyerekten. Bugün sadece böyle çamaşır katlama, vestiyer, dolabı, üst dolabı düzenleme. Öyle arkadaşlar devam edeceğim. Ayakkabı dolabını dedim ya sonra yapacağım. Şimdi hala giydiğimiz yazlık ayakkabılarımız olduğu için orayı düzenleyemiyorum. Benim için bugün en önemli olan şey smoothie'ydi. Smoothie'yi yaptım. İçtim. Dün içmedim. Dün sabah içmiştim bir gün önceden kalanını. Akşam dedim içmeyeyim. İşte bugün tekrar yaptım falan arkadaşlar. Gerçekten benim için önemli o. Sanki bugün pazar gibi geliyor. Bugün aslında salı ama şey olduğu için, Bilal okula gitmediği için sanki bugün pazar gibi. Bir atıştırdığım için yemek falan da canımı çekmiyor. Bilal'e tost yaparım. Ben atıştırdım çünkü bayağı. Şey falan yani ekmek, kaymak falan. Sabah yaptım börek çok güzel oldu demiştim zaten. Ondan sonra bayağı acıktım. Niye hiç anlamadım. Hiç acıkmam öyle ben normalde. Aşırı bir acıktım işte pudingler, şeyler, kaymak ekmek falan yedim. Şimdi saat de geç. 4-5'ten sonra hiç yemiyorum. Saat şu an kaç bilmiyorum bu arada. Kuşluk namazını da kıldım bugün. Allah'a şükür. Şimdi benim toparlanacak, böyle hani bir temizleyeceğim bir alan var mı başka? Mutfakta yarın temizlik yaparım. Yarından sonra camları silmedim. Baktım ki çok kirli değil, boş ver dedim. Mutfakta o üst dolaplar var, onların altını böyle silip temizlerim ama bu o bugün değil işte. Perşembe falan. Bakarız yani duruma göre. Böyle güzel gidiyor hayat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her gün bir şeyler yapıyoruz. Yapıyorum. Bireyin okul kıyafetlerini yıkadım. Her gün yıkıyoruz işte. Formanın bir tanesi de iki olmuş. Onun için bir tane formasını giyip duruyor. O çıktı gerçi bir tanesi ama diğeri bir tane daha forma alınacak. Onun için her gün şeyini yıkamak zorundayız. Formasını. Formayla gidince daha şey oluyor böyle düzenli, tertip, çocuklar serbest olunca dersler de serbest oluyor. Yani formayla gidince daha düzenli. Dersler de düzenli oluyor. Ben formayla gitmesi hoşuma gidiyor tabii ki. Forma giymek zorundalar ama bazen bir bakıyorsun çocuklar
başlıyorlar şey giymeye. Normal kıyafet giymeye. Geçen sene hep öyle giydiler. Söylüyorum bile ama olsun anne ya, herkes öyle giyip geliyor falan diyor. Ben de bir şey demiyorum tabii. De bu sene Allah aşkına şey öğretmenimiz dedi, forma giymek zorunda herkes dedi. Forma giyiyor artık. Çok şükür. Bugün bayağı şık çıktım Allah'a şükür. İşte içerik üretmiyorum arkadaşlar. Günlük işlerimi atıyorum. Sonuçta bu çamaşır katlamak da içerik. Hani bazen de ütülüyorum. Bazen de aynen böyle yerleştiriyorum. Hani sonuçta bu da bir üretim diyebilirim. Bir sürü farklı tarifler yapıyorum. Evet arkadaşlar. Benim temizliğim zaten bir içerik gibi farklı temizlik yapıyorum. Hani böyle bir bazen süpürmeden siliyorum, bazen kolay temizlik yapıyorum. Bunların hepsi içerik. Bazen işte temizlik yaparken sirkeli çamaşır suyu benzer yeri siliyorum. Ondan sonra kolay ve temiz temizlik yapıyorum. Senede bir yaptığım temizlikler farklı. Çoğu temizliğimi sürekli yapıyorum. Evim temiz duruyor. Banyo eskiden daha uzun sürede yıkardım. Şimdi haftada bir temizliyorum, yıkıyorum, birikmiyor işler, kireçler. Onun gibi. Çoraplar da orada. Sporlarım var. Evde YouTube izleyerek farklı yaptığım sporlar. Bunlar da içerik. Bunu herkes yapabilir. Havasıyla yapıyorum arkadaşlar. Spora gitmeden, dışarıda spora gitmeden de spor yapılıyor. Su açıyorsun. Ya da öğrenmek istediğin ne varsa öğreniyorsun falan. Bu dolapta satılacaklar var diye ayırmıştık ki ona hiç bakamadık daha. Satılacak kıyafetler. Şu üsttekilerin hepsi öyle.
kadın evde sadece iş mi yapabilir? Yok. Neler yapabilir? Öğlen diye her şeyi yapabilir arkadaşlar. Gitar çalabilir, YouTube'dan izleyerek. Ondan sonra spor yapabilir, zumba yapabilir, oryantal yapabilir. YouTube'dan hepsini yapabilir. Bunlar benim içeriğim. Yani öğrenmenin yaşı yoktur. Halk eğitim mantığı ile, halk eğitim böyle. 7'den 70'e herkese öğretiyorsun. Bir tane boş çekmeyeceğim. Var mı derseniz, dolabım var. Bu kadar arkadaşlar. Her şeyim tamam. Yatağı düzenliyorum da her gün böyle düzenli. Biliyorsunuz ben her temizlikte yatak çarşaf yıkandığı zaman siliyorum. Ve yatağımın daha temiz olmasını sağlıyorum. Haydi şimdi işimiz bitti. Evet arkadaşlar, smoothie'yi içtik. Ondan sonra vestiyeri temizledik, dolabını. Sonra gittik çamaşırlarımızı katladık. Smoothie'yi de yaptık. Smoothie'nin üzerine bir bardak su içtim ve bu ikinci bardağı. Suyumu da içtim. Şu kalan dibinde kalan simotim içeyim. Bu kadar arkadaşlar. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Çiçeklerimi suladım. Bugün burayı suladım. Diğer taraf kaldı bu arada. Onu da sulayacağım. Hop. Bir bardak çay hak ettim arkadaşlar. Şurada çay içeceğim. Ondan sonra birazcık böyle terledim, terim gitsin. İşte dedim bile tost yapacağım. Yemek yine yapmayacağım. Tostu bayağı güzel yiyor. Belki ben de birazcık yapar yerim, bilmiyorum artık. Hadi görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Bu videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer başka videolarımda. Günde 3-4 tane video atıyorum. Görüşürüz.